Ateşten Gömlek kitap özeti. Yazar Halide Edip Adıvar. Seslendiren Ahmet Türk. Eami, cephede bacaklarını kaybederek sakat kalmış, kafasına saplanan kurşun yüzünden hayallerle yaşayan eski bir hariciye nazırıdır. Kaleme aldığı olaylar mütareke yıllarında başlar. O yıllarda annesi Peyami'yi akrabaları olan Ayşe ile evlendirmek istemektedir fakat Peyami buna pek sıcak bakmamaktadır. Israrlar üzerine çözümü yurt dışına kaçmakta bulur. Zaten Ayşe'nin ağabeyi olan Cemil ile de arası pek iyi değildir. Savaşın patlak verdiği sıralarda Peyami, yurda geri döner ve Cemil ile iyi ilişkiler kurmaya başlar. O arada Cemil'in bir arkadaşı olan İhsan'la da tanışmıştır. Bulgar mütarekesinin ardından, Avrupa'da söylendiği gibi Türklerin gaddar ve ilkel bir millet olmadığını göstermek için mitinler yapılır. En etkililerinden biri olanı da Sultanahmet'te yapılır. Ayşe de bu mitinge katılmıştır. Bir grup, Ayşe'yi kullanarak İngiliz hegemonyasına girmek ister fakat başarılı olamazlar. Bu olaylar üzerine ortalıkta Cemil, Peyami ve Ayşe'nin öldürüleceği sözleri ortaya çıkar ve Ayşe başka bir eve taşınmak zorunda kalır. O arada İhsan ve Peyami de Ayşe'ye aşık olmuşlardır. Peyami hastalığı üzerine olayları Ayşe'nin mektuplarından takip etmeye başlar. İhsan'ın Adapazarı'na, Cemil'in de Eskişehir'e tayinlerinin çıkması üzerine Peyami ve Ayşe de İhsan'ın köyüne giderler. Köyde Kezban adında bir kız da İhsan'ı sevmektedir. Daha sonra Ayşe'nin tekrar rahatsız edilmesi üzerine tekrar Cemil'in yanına gönderilir. Peyami ile birlikte çalışan Mehmet Çavuş da Kezban'a evlenme teklif etmiştir. Kezban'ın teklifi kabul etmemesi üzerine onu kaçırır. Daha sonra çıkan ihtilal sonucunda asılarak hayatına son verilir. Kezban'ın ise ne yazık ki bundan haberi olmaz. Peyami'nin Milli Savunma Bakanlığı'na tayininin çıkması ve Ayşe'den ayrı kalması, ona olan sevgisini daha da kuvvetlendirir. Görev için gittiği Batı cephesinde İhsan ile karşılaşır ve olayları onunla konuşur. Sonunda aşkını içine gömerek onları birbirlerine bırakır. Savaşın başlamasına çok az kalmış, ordular cephede hazır beklemektedirler. Peyami Ayşe ile konuşur ve konuyu İhsan'la konuşmasını söyler fakat Ayşe bunun İhsan'ı derin etkileyeceğini düşünerek onunla konuşmak istemez. Fakat işe İhsan ile konuşamadan İhsan savaşta şehit düşer. Çok geçmeden Ayşe ve Cemil de hayatlarını kaybederler. Oysa ki bütün bu olanlar sadece Peyami'nin kafasından uydurduğu şeylerdir. Ameliyat sırasında Peyami de hayata gözlerini yumar.